Sen anne ve babandan sevgi ve ilgiyi alabilmek için yeter ki onlar yaptığını beğensin diye güvendiğin şeyleri bile yapmaktan kendini alıkoyuyorsun. Ve onun için de bir süre sonra hani onlar okeylediği sürece bir şeyler yaparken aslında içindeki potansiyeli ortaya çıkarmıyorsun. İçindeki o potansiyel çıkmadığı sürece de yavaş yavaş güvensizlik oturuyor içimize. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Çünkü anne baba çok fazla karışıyorlar. Bırakma. Evet düşecek. Evet terleyecek, hasta olacak. Ama bu çocuk yani. Böyle büyüyoruz. Yani duvarı görüyorsun. Bak çocuğum duvar var. Kafayı çarpacaksın diyorsun ama bazı çocuklar gözün içine baka baka o kendinde o güveni görüyor ve yapıyor onu. Düşüyor, kalkıyor ve ağlamadan dik de duran var. Ağlayan da var. O ayrı mesele. Ama olay genlere konduğu zaman ciddi bir şekilde güvenimizi biz hayatımızın başından itibaren emanet ediyoruz. Ve kadınlarda özellikle bu güven konusu çok manipüle ediliyor. İstismarda özellikle de anneler babalar yapıyor bunu. Anneler bunu çok güzel istismar ediyor maalesef. Şimdi ben bu ülke için konuşuyorum. Hakikaten burada annelerin çocukları üzerinde kurdukları hegemonya çok büyük. Bu bir tek kız çocuklarına değil, erkek çocuklarında da aynı şekilde. Annesinin sözünden çıkmayanlar da var. Kızlarda zaten ayrıca birçok konuda geliyor üstüne. Cinsellikle ilgili, erkeklere bakışla ilgili. Çünkü anne kendi bildiğini ancak yansıtabiliyor çocuğuna. Ve o da zaten çok travmasız, temiz bir yerden gelmiyor. Herkesin deneyimleri var. Aile içinde, ailede olmuş olaylardan etkilenmeler. Doğru ya da yanlış, bunu tartışmıyoruz. Var mı? Bunlar var. Ve biz ondan sonra yetişkin insanlar olarak bir kadın bir erkek karşı karşıya geldiğimizde evet kardeşim, kadınların güvenle ilgili ciddi konuları var. Ve bu konuyu ancak karşısında ona o güveni açabilen, alanını güvenli tutabilen erkek verebilirse kadın kendini bırakabiliyor. Ve bu çok önemli bir şey. Orada bodoslama girmek çok yanlış. Bir kere dediğim gibi kadın yavaşça ısınan bir varlık. Ona nasıl dokunabilirim? Seninle neyi seversin? İlerlerken bak, iyi misin? Rahat mısın gibi önden sorarak ilerlemek lazım. Diğer bir konuda bunu biz tantra eğitimlerinde her yerde öğreniyoruz. Aynı zamanda rıza çemberinde olan bir konuda. Karşılaştığınız kişiyle bu ilişki sana ne ifade ediyor konusu karşılıklı konuşulmalı. Bir gecelik bir eğlence mi yoksa bir ilişki istiyor musun? Yoksa ben ne istedim şu anda bilmiyorum. Uzun süredir bir ilişkide değildim. Gelişimine bakmak istiyorum gibi bir yorumla da karşılaşabileceğiniz karşılıklı konuşulması gereken bir konu. Çünkü belki de hakikaten hiçbir şekilde uyuşmayacak bir yerdeyseniz ve devam etmenin bir alemi yok. Tabii ki Türkiye'de evlenmek için bir arada olmak istiyorum diyen kadın sayısı da çok fazla. Biz pazardan elma almıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bir evlilik için birçok konu var. Önce bir kere kafaca anlaşıyor muyuz? Beden olarak anlaşıyor muyuz? Bizim beden kokusu denilen bir şey var ve tıpta bütün spiritüel alanlarda bundan konuşuluyor. Eğer beden kokusu seni cezbetmiyorsa zaten anormal, itici bir konu oluyor. Nereye evlenmek? Önce bir temelini oturtmak lazım. Sen kimsin, ben kimim, nerelere gidiyoruz, neler istiyoruz hayatımızda. İşte orada bu rıza çemberin ikinci aşamasına geliyoruz. Benim bu ilişkide istediklerim ne? Araba değil ya da tek taş yüzük de değil beklenti. Burada beklenti iki kişinin diyaloğunda, birbirlerine olan dokunuşlarında, sözlerinde neler istiyor kadın ve erkek neler istiyor kadından? Bunu konuşmak. Üçüncüsü sınırlar. Sınırlarımız ne? Erkeğin de bazı sınırları var. Beni manipüle eden bir kadın istemiyorum demek onun hakkı. Biz hepimiz birer özgür birey olarak buraya giriyorsak özgürlüğümüzü de kaybetmememiz gerekiyor ilişkide.
Aynı şekilde kadın için de geçerli bu. Ve bazı konularda mesela bazı cinsel birleşmeleri istemeyebilir bir kadın. Erkek daha çabuk her şeyi istiyor da kadınların belki belli tabuları var. Onlara saygı göstermemiz lazım. Bunları açık ve net bir şekilde konuşmamız lazım. En sonuncusu da bu ilişkinin senin için anlamı ne? Ne ifade ediyor? Seninle şunları deneyimlemek, böyle bir akışa girmek istiyorum. Bu ifadeyi başta belki hiç anlamayabiliriz. Ama ilerledikçe ilişki, bunları tekrar tekrar konuşmanın aşırı faydalı olduğunu kendim de gördüm, biliyorum. Çok da tavsiye ediyorum. Muhakkak bunu belli sürelerde birbirinizle açık ve net konuşmanız lazım. İlişkinin yürümesi için diyalog şart. Beyler bu konuda biraz zayıfsınız. Sizin açıp gönlünüzü samimi, şefkatli bir şekilde kendinizi ifade etmeniz lazım. Evet, taşıdığınız birçok konu var. Erkek ağlamaz, erkek her yerde istediğini söylemez. Böyle çok ciddi kalıplarımız var. Bunları kıralım. Çünkü bakın millet mutlu değil. Herkes bir arayış içerisinde. Daha iyisini bulurum diye. Ama eğer açık konuşmazsanız hiçbir şey bulamazsınız. Ve biz bu hayatta 4-5 tane önemli şeye ihtiyaç duyuyoruz. Nefes alıp vermeye, su içmeye, yemek yemeye, dışkılamaya ve cinselliğe ihtiyaç duyuyoruz. Cinsellik olmadan insanoğlu olmaz dünyada. Bunun tabuluk hiçbir konusu yok. Tamam, ulu orta bunları biz sevişmiyoruz, yapmıyoruz. Okey, o değil. Bu iki kişinin kendi özel alanında yaşadığı, paylaştığı bir yer. Ama siz birbirinizle bu konuları paylaşmadığınız sürece ilişki yürüyemez. Olamaz. Onun için bu konulara önem göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü bizim de bu hayatta zaten ortam her türlü sorunla dolu. Maddi sorunlarımız var, politik konularımız var. Yok. Hele Türkiye gibi devamlı gündemi ateşli alevli olan bir ülkede. En azından ikili ilişkilerimizde, partnerimizde güzel, akıcı, birbirimizi tamamlayan, birbirimizi dinleyen, okşayan, şefkatli, güzel birlikteliklerin olması için çabalamalıyız. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.